Hepinize merhaba arkadaşlar. Büyüyen Kale'nin küçük adamlarıyla yepyeni bir bölümde yine sizlerleyiz. Arkadaşlar geçen bölümden sonra çok az bir zaman geçmesine rağmen ben o kadar geliştim ki geçen bölümde bir sürü şey açtım. Bunları inceleyeceğiz. Bir de bayağı bir dalgada ilerledim. Öyle bir karakter de aldım mekanik diye. Kendisi şu an 14 level. Bayağı yükselttim şu kule okçularımı, kalemi yükselttim. Bir sürü şey yaptım. Hazinemi falan bir şeyler yaptım. Bakın şurada da benim küçük adamlar, hatırlıyor musunuz? İlk açtığımızda sadece birkaç adam vardı. Artık bir sürü adam var. Ve bayağı da para veriyorlar bana. Bundan memnunum. 50 tane de elmasım var. Arkadaşlar, isterseniz bir dalga atarak başlayalım. Arkadaşlar, göreceğiniz üzere şu anda dalgalar çok yavaş çünkü tek bir katızda. Kuşlar geliyor havadan ve şurada gördüğünüz şu barracks denen şu şey benim. Kuşlar benim var. Lightning Wizard evrim geçirtirdim arkadaşlar. Çarpıyor. Gördüğünüz üzere okçumuz var. Eskiden de bunu çok seviyordum. Hala seviyorum. Burada gördüğünüz gibi aslında bu Hunter arkadaşlar. Yanıltmasın sizi. Hunter. Bu goblinimiz arkadaşlar. Alan vuruyor. Ama bir de ultisi var. Çünkü yine evrim geçirdiğim bir karakter. 214 bin alabilirsin diyor. Video izleniyor. Alayım ben o zaman. Çünkü bayağı para. Durun bir alayım geleyim. Evet yani izledim ve bayağı da para verdi. Yalan yok, verdi paramı. Gördüğünüz üzere arkadaşlar XP max. Para max. Daha yükselmiyor. Max çünkü gördüğünüz üzere şurada. Bakın. Bu max level ulaşmış. İlte atak max. Şu arkadaki at okçuların power okçuların bir sürü max var. Max'lara bayılıyorum. Cooldown'umuzu yükseltelim. Bunu da max'tır. Şurada gördüğünüz 3 kule ne işe yarıyor? Gördüğünüz üzere şu 3 kule. Arkadaşlar bu benim okçularımın damage'ini hasarını %30 arttırıyor. Bu burada gördüğünüz şu mekanik füzeli kız var ya şu. Şu. Bunun hasarını %30 arttırıyor ve şu da bu maden bana %10 bonus gold veriyor. %10 bonus gold buradan alıyorum arkadaşlar. Ekstra 5 gold buradan alıyorum her öldürdüğüm canavardan 5 lira fazla geliyor. %25 bonus gold alıyorum buradan. %10,3 bonus gold bundan alıyorum. Şurada gördüğümüz ay bir dakika. Şu paradan %50 bonus gold alıyorum. Bir de klanım var. İsterseniz gelebilirsiniz. Guild JPN diye bir klanım var. Şuradan da %5 bonus gold alıyorum. Yaklaşık %100 bonus gold alıyorum. Bu da bayağı iyi. Arkadaşlar ilerlemek istiyorsanız oyunda yöntem basit. Gidin bunu abanın. Bunu abandıkça kule okçularını geliştirdikçe mükemmel bir şey oluyor. Çünkü kule okçuları çok önemli. Cidden yani önemli. Sarı başlıklı oldular gördüğünüz gibi hepsi. Şimdi haritada fethettiğim yerleri de göstereceğim. Bu arada 185. dalgadayım. Bayağı yüksek olduğunu düşünüyorum geçen bölüme göre. Geçen bölümde ne yapabilmişim ki ben? Ama çok uzun bir zaman geçmedi geçen bölümün üzerinden. Ben iyi yaptığımı düşünüyorum. Evet. Ha bu arada merak edenler için herhalde bu videodan sonra şey gelebilir direkt. Adı neydi? Asemi. Çünkü Doodle Asemi de çok güzel bir oyun. Çok eğlenceli ve ayrıca sevilebilecek bir oyun. Hoş bir oyun. Bu yüzden devamının geleceğini
emin olabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi bir haritam var. Burada haritamda buraları fethettim arkadaşlar. Hep fethettim. Çarpılı yerleri falan fethettim. Onlar hep fethedilmiş. Hatta şurayı da maxlayalım. Evet, bana dakikada şu anda 9.307 lira veriyorlar. Bu fethettiğim yerlerden toplam. Bir tane böyle cehennem gibi bir yer açıldı. Bu cehennemde daha hiçbir yer fethedemedim. İbrahim diyeceksin ki sen gitmişsin buradaki 200'lük yerleri fethetmişsin. Cehenneme gidip şuradaki 100'lük yeri niye fethetmiyorsun? Arkadaşlar bu yerdeki bütün yerlerin kendine ait okçuları var. Okçular olduğu için oyun uzadıkça ben zarar görüyorum. Neden benim kulemin canı 4.000, onun kulesinin canı bilmem kaç yüz bin. Ve ikimizin de okçuları var. Bir süreden sonra garanti o kazanıyor. Ve yani bu durumda onu yenmem çok zor. Biraz daha yükseltme yapmam gerektiğini fark ettim. O yüzden boşuna bunu oynamayalım. Onun dışında arkadaşlar benim tabii ki birkaç eşyam daha var. Şurada bir flame ball, ateş yayı diye bir şey var. Gördüğünüz üzere okçuların elinde kırmızı yaylar var. Onlar arkadaşlar okçuları yükselttiğim için gelmediler. Flame Bow'u aldığım için şunu sayesinde geldiler. Yani bunu almadıkça istediğiniz kadar yükseltin öyle olmayacak yayları. Bu ne yapıyor? Okçuların %50 damage'ini arttırıyor. Bu olay. Güzel bir item. Hoş. Burada Rabilerim var. Soul Ring gibi ruh gibi yani bunun var. Bir de demir tekerim var. Bunları arkadaşlar haritada aldım. Haritada bazı yerleri yok edince bunlar çıkıyor. Mesela şu gördüğünüz Nama Met Are'yi öldürdüğüm için Iron Well gelmiş. Yani demir teker buradan gelmiş mesela. Şöyle taşın üzerinde kılıç olan da yerlerden geliyor bak. Buradan Soul Ring şey gelmiş. Soul Ring. Ruh yüzüğü gelmiş. Buradan safir gelmiş. Hani değerli taş olan safir var ya. Buradan kırbaç gelmiş. Buradan da rubi yani yakut gelmiş. Kırbaç ne ya? Nerede? Ha bu. Bu da Colony Gold %10 artırıyor. Colony Gold nedir arkadaşlar onu da söyleyeyim. Hani şurada benim buraları fethettiğim için gelen her dakikada bir miktar para geliyor ya. O Colony Gold'u %10 arttırıyor. Ama ben bunu kullanmıyorum. Onun yerine bunları kullanıyorum. Çünkü hesapladım. Bunlarla daha kârlı oluyor. Bir de son olarak şu itemim var. Devil Horn. Arkadaşlar mükemmel bir item. Ama dalgalar çok zorlaşıyor. Daha fazla canavar geliyor. Ve her geçtiğim dalgada iki dalgada bedava bana geçtiriyor. Mükemmel bir şey. Fakat cidden şey mesela ben Rabilerimle birlikte durumlu maça gireyim size. Bayağı zorlaşıyor çünkü. Çok. Yani öyle hafif alınacak bir zorluk artmıyor. Bayağı normalinden zor oluyor iş. Sağ bakın. Bir de hiç zor olmaması şu an. Dalgalar o kadar zor değil arkadaşlar ya. Ama koloniler cidden çok zor. Ve ejderhalar da çok zor. Ejderhalardan tek öldürebildiğim yeşil ejderha. Onu da göstereceğim şimdi. Vallahi güzel oldu. İki dalga bedava geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve dalgalar daha uzun sürüyor böyle. Yani şurada normalde şimdi bu Golden Horn'un yanında bir tane otomatik şey var. Normalde işaretin yanında. Otomatik oynama şeyi var. Auto. Böyle. Senin yerine yapay zeka oynuyor. O böyle yine aynı fiyata geliyor. Ve daha uzun dalgada oynadığı için size daha fazla para kazandırıyor. Mükemmel bir şey oluyor. Bu yüzden ben şahsen bu hornu da tavsiye ediyorum. Ama tabii ki benim taktiğim her zaman çok para.
Az Laf. bu yüzden paraya bayılıyorum. Şurada gördüğünüz Altar of Healing ne yapıyor? Ben bir elmas vererek kalemin %25 canını %25 de iksirini MP'sini arttırabiliyorum. Şurada bir heykel var. Böyle bir ejderha ikili. Buradan ejderhaları saldırabiliyoruz. Mesela yeşil ejderhayı göstereyim size. O kadar güçlü bir ejderha. Kolayca inebileceğim üstünden bir ejderha. Ama diğerlerini görmek bile istemezsiniz. O kadar güçlü. Şimdi yeşil ol. En azından yeşil ol. Diğerleri çok güçlü. Sonunda da böyle bir falan atarak para görüyor. Bir içinden size bir item veriyor. Mesela bana yay verdi şu an. 43 demeye çarptı. Güzel bir itemmiş. 43 demeye çarptı mı? Mesela bir karaktere verebiliyorum. Mesela artık sen 43 demeye fazla vur diyebiliyorum. Bu şeye. Bakın 162 vurmaya başladı. Çıkaralım 78 vuruyor. Görüyor musunuz ne kadar büyük bir fark? Cidden büyük bir fark var. Mesela bunu çıkartalım. 4 tane ok atan benim hamsterim var. Bu da takalım. Buna takarsam 142 oluyor ve mükemmel bir şey. 142 bayağı iyi. Güzel item. Böyle item kasabilirsiniz arkadaşlar. Cidden güzel. Bu elmaslarımı neden harcamıyorum? Normalde arkadaşlar elmaslarınızı gidip böyle promotion yapmak için harcayabilirsiniz. Mesela 20 elmasa promotion oluyor. Tabii 31 level olması lazım. Ben 11 levelde olan promotion'u yapmış mıyım? Yapmışım galiba. Herhalde yapmışım. Herhalde yaptım evet. Böyle promotion'larla yapabilirsiniz. Ya da gidip şurada mesela Forge var ki ben bunu almaya çalışıyorum. You can craft items diyor. Diyor ki sen item yapabilirsin. İtem yapabilmek için arkadaşlar sizden karanlık kristal diye bir şey var. Ondan istiyor. Karanlık kristal de bir eşyayı sattığınızda veriyor arkadaşlar. Tabii ben şu an satmayacağım. Ama gidip mesela ejderha öldürdünüz. Pek sevmediğiniz bir item geldi. Onu satın. Gidin onun dark kristalleriyle biriktirin. Çok güçlü bir eşya alın. Yani güzel bir şey. Hoş bir şey. Mesela bu yeşil gördüğünüz rahat bir şekilde yenebiliyorum. Ama ye bakalım. Ondan bir sonraki. Ve farkı görün. Fark yani. Ya aşırı büyük bir fark var. Kendisi acayip güçlü. Yeşile göre gördüğünüz hiçbir şansım yok. Ne açsan nafile. Bayağı şeyle gösterdi bir şey düşününce. Şu okçularımın başlığını da sarı yapayım da. Sonra simetri hastaları gelmesin. Buradan arkadaşlar şu kılıç işaretinden Kimin ne kadar vurduğuna bakabiliyorsun. Mesela burada mekanik kahramanım tüm hasarın %29'unu almış. Sonra bu %19'unu almış. Kale okçularım. Sonra okçu kahramanım. Sonra goblin. Sonra bozuka çocuk. Sonra bu avcım. Ateş büyücüm. Yıldırım büyücüm. Böyle böyle yapmışlar. Thor ve Elizabeth neredeyse hiç vuramamış. Elizabeth niye vuramadın kız? Sen uzak menzilli bir karaktersin. Elizabeth vuramamış. Bu üzdü. Üzdü mü? Elizabeth niye vuramadın? Sinirleniyorum böyle olunca. Elizabeth senin yerine bonus boss veren adamı alsam daha çok iş yapar. Vay, level atlattığında bayağı artıyormuş. 15,5 versin. Oo. Ben bunu niye almamışım? Bilirsiniz altını seviyorum. Elizabeth'e ihtiyacım yok ki benim. Zaten ben çok rahat geçiyorum dalgaları.
Arkadaşlar dalgalar basit. Kimse kimseyi kandırmasın. Dalgalar basit. Hızlıca geçin. Çok zaman alıyor diyorsanız size gösterdiğim o Monster Horn'u alabilirsiniz. Monster Horn birazcık pahalı, 60 elmas. 60 elması biriktirip alabilirsiniz. Öyle de 2-2 geçebilirsiniz. Yani o kadar zor değil dediğim gibi dalgalar. Bir de şey var, bakın şurada bir auto işaretine bastım. Auto battle. Atar skill bu arada arkadaşlar şu. Bir elmasa yapılan şey çalıştırılsın mı? Çalıştırılmasın. Elmaslarım gitmesin. 28 bin verip senin için bu maçı yaparım diyor auto battle. Yap diyorum. Tüm ultileri aynı anda bastı arkadaşlar. Şu an ben elleyemiyorum. O tamamen yapıyor işlevini. Tamamen o oynuyor. Ve bu bile yani geçebiliyor. Auto battle bile geçebiliyorsa yani bu iş baya kolay yani. Zor değil yani. Diyebilirim. Şuradaki cadı da arkadan canavarların defansını arttırıyor. Şu evden de gördüğünüz gibi canavar çıkıyor. Onların zaten işi belli. Bak şurada spetini attırdı şimdi. Victory. Sonra siz ellemezseniz 28.900 lira devam ediyor. E diyeceksiniz ki 28 bin mesela yeni başlayan biri için çok pahalı. Arkadaşlar, Auto Battle sizin level durumunuza göre veriyor zaten. Dalga numarasına göre para istiyor. Yani bir leveldeyken sizden 50 bin lira istemiyor bölümü tamamlamak için. Sizden böyle az paralar ister, anladınız mı? Mesela ben 500. dalgaya geldiğimde benden de gidecek diyecek mesela 300 bin lira ver. Yani dalgaya göre veriyor. Ben bunu anladım yani artık. Mesela devam etmesin. Dur, devam etme. Ya oldukça faydalı. Bayağı faydalı. Bu arada benim şu anda basıp basıp durduğum cooldown arkadaşlar. Ultileri atıyorlar ya. O ulti atma sürelerini kısaltıyorum. Yani mesela ultisi 20 saniyede doluyor. Ben onu 19'a 18'e indiriyorum. Anladınız mı? Şöyle bir daha bir yükseltme yapalım. Çanta gibi bir şey veriyorum galiba ellerine. Neyse. Bu videoda gelişmelerimi size aktardım. Güzel bir video oldu. Bayağı da ilerlemiş mi şimdi? İlerlememiş miyim? İlerlememiş miyim? Yalan mı? O bölümü de tamamlayayım, videoyu kapatayım. Şuradaki barraklardan arkadaşlar füze çıkıyor ve hava canavarlarına muhteşem vuruyor. Ama yerdekileri vurmuyorlar arkadaşlar. Merak edenler için söylüyorum. Sadece havadaki canlıları vuruyorlar. O yüzden şu gördüğünüz barrakları havadaki o kuş pislikleri açılmadan önce kullanmayın. Sıfır damage veriyorlar. Hiçbir şey yapmıyorlar bakın. Normalde bir şey yaparlar ya mesela havaya çok vuruyorlardı. Yere hiçbir şey yapmıyorlar. Yerden gelen bir şey. Video buraya kadardı. Bir sonraki video için like atmayı unutmayın. Neyse hepinize elveda.